Merhaba sevgili öğrenciler kimya dersleri kanalına hoş geldiniz. 29 günde TYT kimya kampımızın 29. günündeyiz yani son günündeyiz kampımızı bitiriyoruz. Bu dersimizde 10. sınıf konularıyla ilgili genel bir soru çözümü yaparak kampımızı bitireceğiz diyelim şöyle sorularımıza da geçelim. 4 tane ünite var 10. sınıftan 4 ünite ile ilgili hız ve renk yayınlarından ÖSYM tarzı yani turuncu testlerden seçtiğim örnek soruları çözerek şöyle başlayalım. Şimdi birinci ünite Kimyanın temel kanunları ve kimyasal hesaplamalarla ilgili sorular. Yukarıda verilen bileşik çiftlerinden kaç tanesi katlı oranlar yasasına uymaz? Şimdi katlı oranlar yasasına uyabilmesi için aynı elementlerden oluşmuş farklı iki bileşik olması gerekiyor ve basit formülünde aynı olmaması gerekir. Şimdi NO2, N2O4. Şimdi N2O4'te 2 ve 4'ü 2'ye böldüğümüz zaman bunun en basit gösterimi NO2 şeklindedir. Dolayısıyla basit formülleri aynı geldiği için katlı oranlar kanunu uygulanamaz. Başka bir ifadeyle katlı oran 1 olamaz. Şu an mesela azotlar eşitken oksijenler arasındaki oran 2 bölü 2'den 1 katlı oran 1 olamaz. Dolayısıyla 1 katlı oranlar kanuna uymaz. 2'den fazla atom varsa 2'den fazla tür varsa zaten direkt katlı oranlar kanuna uymaz. Burada hidrojen, fosfor ve oksijen var. 3 tür var. Dolayısıyla bu olmaz. C3, H8 ve C5, H12. 3 ve 8 zaten sadeleşmez. 5 ve 12'de dolayısıyla burada katlı oran vardır. Yani basit formülleri aynı gelemez. SO2, SO3 bakın kükürtler eşitken oksijenler arasında 2'ye 3 oran, 2 bölü 3 oran. Dolayısıyla burada da uygulanır. C2H2 sadeleştirdim. CH'tır basit formülü. C3H6 ise 3 ile 6'yı 3'e böldüm. CH2'dir. Dolayısıyla basit formüller aynı olmadığı için burada katlı oranlar kanununa uygulanır. Uyar. 1 ve 2 uymaz. Dolayısıyla kaç tanesi uymaz? 2 tanesi uymaz. Cevap B şıkkıdır. Bir diğer soru. X ve Y elementlerine oluşan iki farklı bileşikte harcanan X ve oluşan bileşik kütleler arasındaki ilişkiler gösteren grafik verilmiştir. Buna göre birinci ve ikinci bileşiğin formülleri aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir diyor. Bu tarz sorularda şöyle bir tablo yapmakta fayda var. Birinci bileşik, ikinci bileşik, X'in kütlesi. Ve y'nin kütlesi üzerinden. Bakalım grafiğe. Birinci bileşik şu kırmızı ile gösterilen x'in kütlesi 8 iken bileşiğin kütlesi 38'miş. O zaman y'nin kütlesi ne olur? 38'den 8'e çıkartırsak 30 olur. İkinci bileşikte x'in kütlesi 12 iken bileşiğin kütlesi kaç? 36. 36'dan 12'yi çıkartırsak da y'nin kütlesinin 24 olduğunu görebiliriz. 24. Şimdi burada farklı farklı şeyler kullanabilmekle birlikte mesela x'in kütleleri eşitken y'ler arasındaki oran üzerinden örneğin soruyu çözmeye çalışabiliriz. Nasıl yapalım hangi rengi alalım? Evet. Mesela 12'yi mesela 8 ve 30'u 2'ye böldüm. 8'i 2'ye böldüm. 4. 30'u 2'ye böldüm. 15. Yani 8 bölü 30 oran birinci bileşik, 4'e 15 aynı sabit oranı koruyor. 4'e 15. 3'e böldüm. 4. 3'e böldüm. 8. Şimdi şu an 1 ve 2. bileşikte x'in kütleleri eşitken 1. bileşikteki y'nin kütlesinin 2. bileşikteki y'nin kütlesinin oranı 15'e 8. 15 bölü 8. Bunu arayacağız. Şıklarda x'ler eşitken y'ler arasındaki oran 15 bölü 8 olan doğru cevaplayacağız. Şimdi bakalım birinci bileşikte x'ler eşit zaten. x'ler eşit. Bakın 1'in 2'ye oranı 15 bölü 8 mi? Hayır 3 bölü 4. 3 bölü 4 15 bölü 8'e de eşit değil. O zaman a olamaz. İkinci bileşikte x2 y3 bunları eşitlemek için bunu 3 ile burayı 2 ile çarparsak 3 kere 2 6 3 kere 5 15 2 kere 3 6 2 kere 4 8 bakın x'ler eşitken y'ler arasındaki oran kaç geldi 15'e 8 15'e 8 zaten bunu arıyorduk dolayısıyla 5 şıkkındaki gibi olabilir diyebiliriz. Bir diğer soru eşit kütlede x ve y'nin tam verimli tepkimesinden x2 y3 bileşiği elde edilirken elementlerden birinden 3,2 gram artıyor. Buna göre artan elementin cinsi ve oluşan x2, y3 bileşinin kütlesi hangisine doğru olarak verilmiştir? Şimdi bunu yapabilmek için bu arada mol kütlelerini de vermiş burada. Öncelikle x2, y3 bileşiğindeki kütlece birleşme oranı yani sabit oranı bulmamız gerekiyor. Yani mx bölü my oranı x'in kütlesini y'nin kütlesi oranı eşittir. Bakın 1 molde 2 mol x, 3 molde y var. Yani 2 tane x, 3 tane y var. 2 tane x, 3 tane y. Şimdi x'in mol kütlesi bakın önce y sonra x yazılmış buraya dikkat edin. x'in mol kütlesi 56 dolayısıyla 2 çarpı 56 bölü 3 çarpı y'nin mol kütlesi de 16. Şimdi burada sadeleştirme yapalım. 2'ye böldüm 1, 2'ye böldüm 8, 8'e böldüm 1, 8'e böldüm 7. 7 bölü 3 oran var yani x'in kütlesinin y'nin kütlesinin oranı 7 bölü 3. Yani bu x2 y3 bileşiğinde x2, y3 bileşinde 7 gram x aldığım zaman 7 gram x aldığım zaman karşısında tam tamına 3 gram y harcanır ve bu durumda 10 gramlık bileşik oluşur. 10 gram bileşik oluşur. Şimdi bize diyor ki ben bunları eşit kütlede aldım. Eşit kütlede tam verimli tepkime yani tepkimeye giren maddelerden en az birinin tam olarak harcandığı tepkimeler tam verimli tepkimelerden. Birisi tam harcanıyor. Birisinden de 3,2 gramlık bir artma var. Şimdi örneğin biz ikisinden de 7 7 alsak şu an mesela x'ten 7 gram, y'den 7 gram aldığımız zaman eşit kütlede x'in tamamı olan 7 harcanacak, y'nin ise 7 3'ten 4 gramı artacak. Yani burada eşit kütlede alındığı zaman y'den artma yaşanacak, x'ten değil. Peki ama bizde 4 gram artmıyor, 3,2 gram artıyor. Şimdi 4 değil de şimdi şu an işte 4 gramlık bir artma var. Burada ne olacak? 3,2 gramlık bir artma. 3,2 gramlık bir artma. Şimdi 4 ile de 3,2 gram kaç katı burada? 3,2 3,2'nin kaç katı? 8 katı olsa şöyle 4'ten 3,2'ye 8 katı olsa 32. Yani 0,8 katlık bir artış var. Yani 4 gramın 0,4 gram artma var ya böyle bir durumda. Kaç katı artış artma var? 0,8 katı 3,2 gram artmış. Yani buradaki kütlelerin 0,8 katına gidersem 3 çarpı 0,8 kaç? 2,4. 7 çarpı 0,8 kaç? 5,6. Hatta 10 çarpı 0,8 de 8. Yani 5,6 gram X ve 2,4 gram Y kullandığım zaman ikisinden de yani 5,6 gram almam gerekir bu durumda. 5,6 5,6 yani fazla olan kadar eşit alacağım. Gerçekten de 5,6'dan 2,4'ü çıkartırsak kaç kalıyor? 3,2. Değil mi? 3,2 toplarsam 5,6. Bu durumda da 8 gram bileşik oluşmuş. Yani siz bu bileşikte eşit kütlede alıyorsunuz ya ikisinden de 5,6 gram aldığınızda, 5,6 gram aldığınızda Y'den 2,4 gram kullanılacak. Yani 3,2 gram artacak ve sonuç olarak da 8 gramlık bileşik oluşmuş olacak diyerek E şıkkını bulabiliriz. Geçtim. 3,01 çarpı 10 üzeri 23 tane molekül içeren normal koşullardaki N2O gazı ile ilgili yargılarından hangileri yanlıştır? Şimdi biliyoruz ki 1 mol gaz yani 1 mol 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tanedir. O zaman bu 3,01 çarpı 10 üzeri 23 tane olduğuna göre bunu Avogadro sayısı olan 6,02 çarpı 10 üzeri 23'e bölersek Bakın 10 üzeri 23'ler gitti 1 bölü 2 yani 0,5 mol olduğunu görebiliriz Yani bu gaz 0,5 mol Bakın 0,5 mol atom içerir diyor Ama bizim molekülümüz 0,5 mol Elimizde 0,5 mol N2O gazı var Dolayısıyla bu Azot bir tanesinde iki tane. N2O'da bir tanesinde iki tane azot. Bir tane doksan. Yani toplam bir tanesinde üç atom var. E 0,5 molünde o zaman 0,5 çarpı 3'ten 1,5 mol atom içerir. Ama 0,5 mol atom içerir diyor. Bu yanlış. 11,2 litre hacim kaplar. Şimdi elimizde 0,5 mollük gaz var. Ve biliyoruz ki 1 mol gaz normal koşullarda 22,4 litre yer kaplar. O zaman 0,5 mollük gaz yarısı olan 11,2 litre yer kaplayacak. Dolayısıyla iki, doğru. 2 doğru. 2,2 gramdır. Şimdi bu N2O gazının mol kütlesi olan MA'yı bulalım. 2 tane azot. 28 artı 16'dan 44. E 1 molü 44 gram. E yarım molü ne olacak? 22 gram olacak. 2,2 dediği için bu da yanlış. Dolayısıyla yanlışları soruyordu. 1 ve 3 yanlış. Cevap D şıkkıdır diyebiliriz. Bir başka soru. CH4 ve C3H8 gazları karışımı 0,5 moldür. Karışımda toplam 7,2 gram karbon atomu bulunduğuna göre CH4 gazının molce yüzdesi kaçtır? Şimdi bunu iki şekilde yapabiliriz. CH4 ve C3H8'e mesela x mol, y mol diyebiliriz ya da x'e 0,5 eksi x diyebiliriz. X'e demek daha pratik olacaktır. Şimdi şöyle diyelim. CH4 ve C3H8 kaç mol bilmiyoruz. Mesela CH4 x mol olsun. C3H8'de Y mol olsun. Ama şunu biliyoruz. X artı Y şöyle X artı Y 0,5. Çünkü toplam molü 0,5'miş. Şimdi karışımda toplamda 7,2 gram karbon varmış. Şimdi CH4'te bakın X mol CH4'te X çarpı 1'den X mol karbon var değil mi CH4'te? Peki X mol karbon kaç gram? Şimdi burada N eşittir M bölü MA formülünde N'i buradaki CH4'teki karbon X mol. X eşittir M bölü. Karbonun MA'sı kaç? 12. Dolayısıyla buradan M karbon 12 X gram. Yani birinci bileşikte karbon 12 X grama eşit. Peki diğerinde Y çarpı 3'ten 3 Y mol. 3 Y mol karbon var. Yine N eşittir M bölü MA'dan. 3 Y eşittir M bölü MA'sı yine 12. Yani M karbon burada 12 çarpı 3'ten 36 Y gram. Şimdi ikinci bileşikte de 36 Y gram var. Peki iki bileşikte toplam 7,2 gram karbon yok mu? Evet o zaman 12 X artı 36 Y eşittir 7,2. Bunu bir 12'ye bölsek daha iyi. 1 bölü 12 ile çarpalım. 12x 12 X'i 12'ye böldüm. X artı 3 Y eşittir 7,2'yi de 12'ye bölersek 0,6. Şimdi elimizde iki bilinmeyenli iki denklem oldu. 3 eşittir 0 aldı. Basitçe mesela Y'yi yok etmek, X'i yok etmek için buraya eksiyle çarpalım. Eksi X, eksi y, eksi 05. Eksi X ile artı X birbirini götürdü. 3Y'den ile de eksiyeyi toplarsak 2Y eşittir. 01 Y buradan 0,05 Şimdi Y 0,05 toplamlarda 0.5 olduğuna göre X buradan 0,45'tir. Diyor ki CH4'ün molce yüzdesi. CH4'e X demiştik. O zaman 0.5 mollük karışımda 0,45 mol CH4 olduğuna göre 100 mollük yani yüzde ne kadardır? 100 molde kaç mol CH4 vardır? Molce yüzdesini burada bulabiliriz. Burada kaçla çarparsak? 2 ile çarpsak 1, 200 ile çarparsak 100 yani 200 katı 45'inde 200 katı 90 gelecektir. Dolayısıyla %90 CH4 var. Cevap E şıkkı diyebiliriz. Geçtim bir başka soru. 0,5 mol C4H6 gazı ile ilgili yargılarından hangileri yanlıştır? 3,01 çarpı 10 üzeri 24 tane atom içerir. Şimdi 0,5 mol C4H6'da 0,5 çarpı 4 artı 6'dan 10. Yani 5 mol atom var. 5 mol atom. Pardon. 0,5 mol çarpı 10. Aynen. 5 mol atom var. Kaç tane atom içerir? Şimdi 1 mol 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane atom içerir. 5 mol o zaman kaç tane atom içerir? 5 çarpı 6,02 çarpı 10 üzeri 23'ten 5 kere 2 10 elde var 1. 5 kere 0 0 1. 5 kere 6 da 30. 30,1 çarpı 10 üzeri 23. Şimdi virgülü 1 sola kaydıralım. O zaman üst bir artar. O zaman 3,01 şu 0 artık anlamsız olur. Çarpı 10 üzeri 24 tane atom içerir. Doğru. 28 AKB'dir diyor. Şimdi C4H6'nın mol kütlesi yani MA'sı 4 tane karbon 12 çarpı 4'ten 48 artı 6 tane hidrojen 6 çarpı 1'den 6 48 6 da 54. 1 mol 54 gram. O zaman 0.5 mol kaç gram? Pardon 48 12, 12 çarpı 4 48 6 da değil mi? Şu 28 yani yarısı 28 gelen bir şey diye bekledim ama 54'ün yarısı kaç? 27. 27 gram. 12 çarpı 4. 4 kere 2. 8. 4, 48. 6 da 54. Aynen bir şey yok. Şimdi 1 mol 54 gramsa 0,5 mol 27 gramdır değil mi? 25, 27 gram. Şimdi hani belki 27'ye 28 böyle bir çelişki belki olabilirdi. Hani oradan doğru gibi görme isteyebilirdi ama öyle bir durum da yok yani. 27 AKB yazsa belki tereddüt olabilirdi. Şimdi 27 gram zaten. Bir kere 28 AKB buradan doğrudan yanlış. Ama şöyle belki burada 27 AKB yazsaydı, AKB yazsaydı ne düşünürdük? Şimdi şunu bilmemiz gerekiyor. AKB sorularında her zaman şunu bilmemiz gerekiyor. 1 AKB eşittir 1 bölü NA gramdır. Dolayısıyla gramın yerine NA yani AKB yazmak istersen NA'yı buraya çarpım olarak alırız. O zaman 1 gram eşittir NA AKB'dir. O zaman 27 gram olur. 27 NA AKB. Yani 27 AKB değil de 27 çarpı NA AKB. NA da burada 6,02 çarpı 10 üzeri 23. Yani 2 buradan her türlü yanlış. 2 mol karbon içerir. 0,5 çarpı 4'ten 2 mol karbon içerir. Doğru. 0,5 çarpı 6'tan 3 mol hidrojen içerir. E 1 mol hidrojen 1 gram. 3 mol de 3 gram. Doğru. 1 mol 22,4 litredir. 0,5 mol yarısı olan 11,2 litredir. Bu da yine doğrudur. Dolayısıyla yanlış olan B şıkkı 2'dir diyebiliriz. Devam edelim bir başka soruyla. Şimdi normal koşullarda 5,6 litre hacim kaplayan C3H4 gazı ile ilgili kavram haritası oluşturmuş. Kaç nolu kutucukta ifade yanlıştır. Şimdi şunu bulalım. Normal koşullarda 5,6 litre en eşittir 5,6 bölü 22,4'ten 1 bölü 4 yani 0,25 mol. Şimdi bizim emasını da hesaplayalım bu gazımızın. Eması 3 tane karbon var. 12 çarpı 3'ten 36 artı hidrojen 1. 4 tane 40 gram. 1 molü 40 gram. Bizde 0,25 mol var. Şimdi 0,25 mol C3H4. 0,25 mol C3H4. Önce 1'e bakalım. 10 gram diyor. Şimdi 1 molü 40 gram olduğuna göre 0,25 molü yani 4'te 1'i 10 gramdır. 1 doğru. 2, 1 mol hidrojen atomu içerir. 0,25 çarpı 4'ten. 0,25 çarpı 4, 1'dir. 1 mol hidrojen atomu içerir. Doğru. 1,75 mol atom içerir. E 1 mol hidrojen 0,75 molde karbon toplarsak 1,75 doğru. 0,25 mol doğru zaten çıkmıştı. 9 akb karbon atomu içerir. Şimdi 0,25 çarpı 3'ten. 0.75 mol karbon var. 1 mol karbonda 12 gram olduğuna göre 12 çarpı 0.75 yani 0.75 3 bölü 4'tür. 12 4'e böl 3 9 gram. Şimdi burada 9 gram var ama 9 AKB diyor. Yanlış. 9 gram 9 çarpı Na AKB'dir. Dolayısıyla bu yanlış. 9 gramla da 9 AKB arasında inanılmaz bir uçurum vardır. Yani 9 gram 9 AKB'ye göre inanılmaz ağırdır. Dolayısıyla bu ifade bu anlamda yanlıştır. 5. ifade cevapta E şıkkıdır. Yukarıda denkleşmiş tepkimede X, Y, Z sayıları hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? 4 tane karbon var. O zaman Z burada 4 olacak. z 4 6 hidrojen ama burada X tane daha hidrojen geliyor. Burada 8 hidrojen var. 6'sı burada. O zaman X'in X'in 2 olması gerekiyor ki 2 da 8 hidrojen olsun. Burada X 2 olacak o zaman. Şimdi burada 4 kere 2 8 oksijen. 4 de burada 12 oksijen var. 2 tanesi burada. Burada 10 tane olacak. O zaman Y'nin 5 olması gerekiyor. Cevap da E şıkkıdır. Aşağıdaki tepkimelerden hangisinin türü karşısında yanlış verilmiştir? Gümüş nitrat suda. Sodyum iyodür suda. Gümüş iyodür katı. Sodyum nitrat suda. Bu çözünme çökelme tepkimesidir. Doğru. Magnezyum karbonat parçalanmış. Magnezyum oksit ve CO2 oluşmuş. Bu analiz ya da parçalanma tepkimesidir. Sentez bunun tam tersidir. Oksijenle yanma tepkimesi. Potasyum hidroksit bir bazdır. HCl ile bir asittir. Asit baz sonucunda tuz su açığa çıkmış. Su da gerçekleştiği için nötrleşmedir. Metal asidin içerisine atmış. Atmış metal asit tepkimesidir. E şıkkı da yine doğrudur. 0.25 mol C3H4 gazı ile ilgili yargılarından hangisi yanlıştır? 1,75 mol atom içerir 0,25 mol zaten 0,25 çarpı 3 artı 4'ten 7 zaten 8 ile çarpsak 2 olacak 7 ile çarparsak 1,75 mol atom içerir doğru. 10 Na AKB'dir. Şimdi C3H4'ün mol kütlesini bulalım MA'sını bulalım 12, 24, 36, 4 daha 40. 1 mol'ü 40 gramsa 0,25 mol'ü 10 gramdır. Biraz önce de şurada formülünü vermiştik. Şimdi 1 gram NA-AKB'dir. Yani gram gördüğümüz yere NA-AKB yazacağız. O zaman 10 gram eşittir. 10 NA-AKB. O zaman 10 NA-AKB. Dolayısıyla 2 de burada doğru. Şimdi normal koşullarda 5,6 litre hacim kaplar. Normal koşullarda 1 mol 22,4 litre olduğuna göre 0,25 çarpı 22,4'ten 5,6 litre doğru. 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane hidrojen atomu içerir. Şimdi 0,25 mol C3H4'te 0,25 çarpı 4'ten 1 mol hidrojen atomu var. E 1 mol zaten 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tanedir. Oysa bu da doğru. 0,25 çarpı 3'ten 0,75 mol karbon var. E bu da 0,75 çarpı 12'den ne olur? 13 bölü 4, 3, 9 gram karbon olacak ama 36 gram karbon demiş. Bu yanlış. Dolayısıyla cevap da E şıkkıdır. Bir başka soru. 750 gram %40 saflıktaki kalsiyum karbonat katısı bu tepkimeye göre ayrıştığında oluşan karbondioksit gazı normal koşullarda 33,6 litre hacim kaplıyor. Buna göre tepkimenin yüzde verimi ve oluşan kalsiyum oksit bileşinin kütlesi kaç gramdır? Şimdi %40 saflıkta ne demek? Bu 750 gramın %40'ı kalsiyum karbonat demek. O zaman önce yüzde 40'ını bulalım. 750 çarpı 40 bölü yüzden. Sıfırlar gitti. Sıfır gitti. 75 çarpı 4 de 300'dür. Yani elimizde bu 750 gramın 300 gramlık kısmı burada tepkimeye girebilir. Peki kaç mol olduğunu bulalım. Kalsiyum karbonatın emasını hesaplayalım. Kalsiyum 40, karbon 12, 3 tane oksijen 16 çarpı 3'ten 48, 60, 100. O zaman molü en eşittir 300 bölü 100'den 3 mol. Şimdi kalsiyum karbonat 3 mol. Eğer ki %100 verimle bu tepkime gerçekleşirse kalsiyum oksit de 3 mol olur. Karbondioksit de 3 mol olur. Ama diyor ki karbondioksit gazı 33,6 litre oldu. Oluştu. O zaman buradan molünü bulalım. 33,6 bölü normal koşullarda 1 mol 22,4 litre. Buradan 1,5 mol oluştuğunu görürüz. Yani %100 verimle gerçekleşseydi 3 mol oluşacaktı. %100 verimle gerçekleşseydi 3 mol oluşacaktı. Yüzde kaç verimle gerçekleşti ki? 1,5 mol. Yarısı yarısı demek ki %50 verimle gerçekleşti. %50 verimle tepkime gerçekleşti ve karbondioksit 1,5 mol oluştu. Bunu söylüyor. O zaman kalsiyum oksit de 1,5 mol oluştu. Kalsiyum oksitin kütlesini soruyor. Kalsiyum oksitin MA'sını hesaplayalım. MA işte, Kalsiyum 40 artı oksijen 16. 40 artı 16'dan 56. 1 mol 56 ise 1,5 mol 56 artı yarısı olan 25, 28. Buradan da 70, 84. Dolayısıyla cevap E şıkkıdır diyebiliriz. Evet bununla birlikte birinci ünite ile ilgili ÖSYM tarzı soruları çözmüş olduk. Tabi birinci ünite çok uzun ve geniş bir ünite. Yani ne kadar çok soru çözsek o kadar az aslında. İkinci ünite karışımlar. Yukarıda verilen maddelerden hangileri oda şartlarında kals karbon tetraklor (CCl4) sıvısıyla homojen karışım oluşturabilir? Şimdi karbon tetraklor apolar bir maddedir. Dolayısıyla apolar benzer benzeri çözer ilkesine göre apolar olan karbon tetraklor apolar bir maddeyle homojen karışım oluşturabilir. H2O su ise polardır. Dolayısıyla bununla oluşturamaz. O2 apolardır oluşturabilir. Karbondioksit de yine apolar bir moleküldür. Oluşturabilir. H2S polardır. Olmaz. HF de yine polar olduğu için homojen bir karışım oluşturamaz. Dolayısıyla iki büyük cevap D Berkay şeker, demir tozu ve kum karışımını bileşenlerine ayırmak için işlemlerini sırasıyla uygulamıştır. Buna göre Berkay hangi iki işlemi yerini değiştirirse karışımı bileşenlerini doğru bir şekilde ayırmış olur. Şimdi elimizde şeker demir tozu, kum var. Bu üç madde var. Önce mıknatıslama yapmak çok mantıklı. Çünkü mıknatıs demir tozunu çekecektir. Çünkü mıknatıslanabilen üç madde var zaten. Demir, nikel, kobalt. Demir bunlardan biri. Dolayısıyla demiri ayırırım. Elimde şeker ve kum kalır. Birinci adım doğru. İkinci adımda süzme yapmak istemiş ama şeker ve kum karışımını süzerek ayıramazsın. Çünkü tanecik boyutları neredeyse aynıdır. Dolayısıyla olmaz. Zaten süzme katı sıvı ya da katı gaz heterojen karışımlar için uygulanan bir işlemdir. O Dolayısıyla ikinin yerini değiştirmem gerekiyor. Peki suda çözme. Şimdi suda şeker kum karışım, karışımını suda çözerseniz şeker çözünür, kum çözünmez. Daha sonra süzmeyle kum ayırırsın. Şekerli suyu da damıtmayla suyu ve da şekeri bileşenlerini ayırabilirsin. Dolayısıyla burada 2 ile 3 yer değiştirmesi gerekir. 4 aynı kalır. Dolayısıyla cevap 5 kalır. Aşağıdaki tabloda bazı karışım türü ve örnekleri verilmiş. Bu eşleştirmelerde hangisi doğru diyor. Aerosol, emisyon, süspansiyon, sisli hava, mercimek çorbası, yağ, su. Aerosol nedir? Katı sıvı veya katı gaz heterojen karışımlardır. Emisyon sıvı sıvı, süspansiyon katı sıvı. Şimdi mercimek çorbası katı sıvıdır. Süspansiyona girer. Emisyon sıvı sıvı, yağlı su. Sisli hava bir katı gaz, e, sıvı gaz bir karışımdır sisli hava. Dolayısıyla aerosoldür. Dolayısıyla bu burada doğru cevap C şıkkı olacak. Hacimce %45 alkol içeren bir çözeltiye 50 mililitre su ve 150 mililitre alkol eklenince oluşan çözelti hacimce %60 alkol içeriyor. Buna göre başlangıçtaki çözelti kaç mililitredir? Hacimdeki azalma ihmal edilecektir diyor. Şimdi şöyle çözelim. Başlangıçtaki çözelti kaç mililitre bilmiyoruz. Mesela başlangıçtaki çözelti 100 mililitre olsun. 100 mililitre çözelti. O zaman %45'i alkol ise bu 100 mililitre. Şöyle diyelim başlangıçta 100 mililitre diyemeyiz. 100 x mililitre olsun. Mesela ne olabilir? x burada 1, 2, 3, 4, 5 gibi bir sayı. 100 x mililitre olsun. 100 çarpı x mililitre olsun. Bunun o zaman 45 çarpı x mililitresi alkoldür. Peki. Şimdi 100 x mililitrenin üzerine 50 mililitre su. 150 mililitre alkol ekledin. Yani toplam 200 mililitrelik madde ekledin. O zaman karışım oldu. 100 x artı 200 mililitre. Peki. 45 x'lik bir alkol vardı ve 150 mililitre alkol gelince 45x artı 150 mililitre alkol oldu ve bu durumda yüzde 60 artık alkolmüş Yüzde 60'ı alkol Doğru orantı yapacak olursak 100 çarpı 45x artı 150 eşit olmalı. 60 çarpı 100x artı 200. Burada sıfırlar gitsin. 6'yı da 2'ye böldüm. 3. Onu 2'ye böldüm. 5. 5 çarpı 45. 5 çarpı 40. 200. 5. 25. 225. X. Artı 5 çarpı 150. 750. 3 çarpı 100 x 300 x artı 3 çarpı 200 de 600. 225'i bu tarafa atalım. 600'ü bu tarafa atalım ama yine tam ters yazalım. 300'den 225 x çıktı. 75 x eşittir. 750'den de 600 çıktı. 100, 50, 70, 150. 70, 150'yi 75'e böldük. 2. X 2. İşte bu soruda da bolca 50 olduğu için Samsunlu olduğumuzu çok net anlaşılacak bir soruydu. X 2. O zaman başlangıçtaki çözeltiyi sormuyor mu zaten kaç mililitre? X'in yerine 2 yazarım o zaman. 100 çarpı 2'den 200. 5 şıkkı diyebiliriz. Geçtim başka bir soru. Aşağıda bileşimi verilen aynı sıcaklıktaki çözeltiler birbiriyle karıştırılıyor. Oluşan karışıma 100 gram daha saf su eklenirse çözeltinin kütlece yüzde derişimi. Şimdi bunlar birbiriyle karıştırılmış. Bir de üzerine 100 gram su ilave edilmiş. Yüzde derişimi soruyor. 200, 205, 205, 385, 390, 400. İkisini karıştırdın 400 gram madde oldu. Bir de 100 gram su geldi. Toplam 500 gram bir çözelti oldu. İçerisinde tuz kaç gram peki? 15 artı 5'ten. 20 gram. 5 20 ise yüzde 5'te biri. 5'te biri. 20'nin 5'te biri 4'tür. Yani yüzde 4 cevap da 5 kılır. Aşağıdaki karışımlarda bileşenler arası verilen etkileşim türleri hangisinde yanlıştır? Sodyum nitrat, iyonik bağlı bir bileşik, suda, su polardır, iyon dipol doğru. Karbon tetraklor apolar, BH3 apolar, apolar apolar London kuvveti vardır. Doğru. CH3OH ve H2O ikisi de polardır ve ikisinde de fon elementlerinden oksijen olduğu için hidrojen bağı doğru. Karbon tetraklor apolar. Su polardır. Dolayısıyla apolardan indüklenmiş dipol, polardan dipol, indüklenmiş dipol, dipol doğru. O2 apolar, H2O polar. Aynı D'de olduğu gibi indüklenmiş dipol dipol olması gerekir ama dipol dipol dediği için E şıkkı yanlıştır. Tabloda X, Y ve Z saf maddeleriyle hazırlanan iki karışım için bileşenlerini ayırma yöntemleri verilmiştir. Buna göre X, Y Z saf maddeleri için hangisi yanlıştır? Şimdi X Y diyor ki basit damıtma. E basit damıtmada katı sıvı homojen karışımlar ayrıştırılır. Ayırma hunisinde ise sıvı sıvı heterojen karışımlar ayrıştırılır. O zaman Y ve Z sıvı. O zaman Y burada sıvı olduğuna göre X burada nedir? Katıdır. YZ karışımı homojendir ama YZ karışımı ayırma hunisinde heterojen karışımlar ayrıştırılır. A direkt yanlış x katıdır doğru y sıvıdır doğru x y de çözünür x basit damıtmada da homojen karışımlar olduğu için bir çözünme söz konusudur homojen karışımda doğru x y karışımı şimdi işte x katı x y karışımı homojendir bunu söyledik zaten yani çözünür homojendir doğru basit damıtmada da homojen karışımlar e şıkkı da yine doğrudur yukarıdaki koşullarda verilen maddelerle ilgili olarak yargılarından hangileri doğrudur Şimdi İstanbul Ankara 1000 metre yukarıda demiş. Deniz seviyesinde ya da herhangi bir yerden yukarıya doğru gidildikçe gitgide dış basınç azalacağı için kaynama noktası azalır. Şimdi tuzlu su. Normalde su 100 derecede kaynar. İçerisine tuz attığınız zaman kaynama noktası yükselir. Örneğin diyelim ki bunun kaynama noktası rastgele diyorum 105 olsun. Ama yukarıya doğru çıkıldıkça kaynama noktası gitgide azalır. 105'te atıyorum 103 oldu. Şimdi burada tuzlu su var ve su var. E, tuz suyun kaynama noktasını arttıracağı için bu su bu tuzlu sudan daha düşük bir kaynama noktasına sahiptir. Atıyorum 101 derece olsun gibi. Tabii bunlar ger gerçek değerleri mesela İstanbul deniz seviyesinin de falan değişebilir. Rastgele. Yani buna İstanbul'daki 120'lik suya 98 deseniz bu 96, bu 94 gibi yani azalarak gidecek. Her türlü ne dersek diyelim 1 2 3 ilişkisi 105 103 101 1 büyük 2 büyük 3 doğrudur. Birinci öncül doğrudur. Kaynarken 2 ve 3'ün buhar basıncı eşittir. Şimdi kaynarken kaynarken ki buhar basıncı dış basıncı eşittir bir sıvının. Kaynama sıcaklığı farklı olabilir ama kaynama anındaki buhar basıncı dış basıncı eşit olması gerekir. Ve 2 ve 3 aynı ortamda bulunduğu için atıyorum dış basınç 740 mm civar. E 3 için de 740. Dolayısıyla ikisinin de buhar basıncı 740 olması gerekiyor kaynama anında. Dolayısıyla kaynarken 2 ve 3'ün buhar basıncı eşit olur. Zaten kaynama anında aynı ortamda bulunan tüm sıvıların buhar basınçları eşittir. Kaynama noktaları farklı olabilir ama buhar basınçları her zaman eşittir. 2'nin donmaya başlama noktası 3'ten büyüktür diyor. Şimdi saf suyun donma noktası atıyorum burada 0 derece olsun. Tuz atıldıkça donma noktası azalır. 0 diyelim ki eksi 2 olur. Bu durumda 3 2'den büyük olur. 2 3'ten büyük olmaz. 3 yanlıştır burada. Dolayısıyla cevap 1 ve 2 C şıkkıdır. Ve ikinci ünite karışımlarla ilgili örnek soruları bitirmiş olduk. Şimdi üçüncü ünite asitler, bazlar ve tuzlarla ilgili ÖSYM tarz sorularla devam edelim. Günlük hayatta kullanılan X, Y, Z maddelerini 25 derecedeki pH skalası aşağıdaki gibidir. Şimdi pH skalasında 7'den küçük, pH 7'den küçük maddeler örneğin X 3 olduğu için asittir. Y ve Z 7'den büyük olduğu için bunlar da bazdır. Sirke asittir, tuz ruhu asittir, limon suyu asittir kireç çözücü, kireç baziktir, kireç çözücü asidiktir. Pas giderici, pas baziktir, pas giderici. Dolayısıyla bu durumda ne olur? Pas metal olduğu için baziktir, pas giderici asittir. Bunlar olabilir. Y ve Z bazik olacak. Deterjan baziktir, çamaşır suyu baziktir, sabun, lavabo açıcı, yağ çözücü. Yağ asidiktir, dolayısıyla, dolayısıyla yağı çözen madde baziktir, sabun baziktir, kabartma tozu baziktir. Çamaşır sodası baziktir. Ama domates suyu asidik bir maddedir. Olmaz. Amonyak da yine baziktir. Dolayısıyla bu anlamda domates suyundan kaynaklı cevap E şıkkıdır. X tuzu için suda iyi çözünür, bazik özellik gösterir, 3 farklı element içerir. Buna göre bu tuzun yaygın adı aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir? Nişadır, NH4Cl'dir. Ve asidik özellik gösterir. A olamaz. Yemek sodası NaHCO3'tür. Baziktir ama 1 2 3 4 tür element içerir. 3 farklı diyor. Bu da gitti. Çamaşır sodası Na2CO3'tür. 1 2 3 tür element içerir. Doğru. Baziktir ve suda iyi çözünür. Cevap C diyebiliriz. Kireç taşı kalsiyum karbonat 3 tür içerir. Baziktir ama suda iyi çözünmez. Kireç taşı suda iyi çözünmez. Yemek tuzu NaCl. Bu nötrdür. 2 farklı element içerir. Suda iyi çözünür ama bazik dildir, nötrdür ve iki farklı element içerir. Bazı bileşik formülü ve bileşiklerin kullanım alanı tabloda verilmiştir. Eşleştirme hangisine doğrudur diyor. H2SO4 cam ve seramik fosfatlı gübre akülerde akü asidi olarak zatça kullanılır. HF hidroflorik asit cam ve seramikler aşındırmada kullanılır. Cam asididir. HCl fosfatlı gübre H3PO4. P burada fosfor zaten. Fosforik asit bu. Fosfatlı gübre yapımında kullanılabilir. HCl tuz ruhu da asidik olduğu için kireçte bazik olduğu için kireç çözücü olarak evlerde hidroklorik asit kullanılabilir. Dolayısıyla buna uyan şık C şıkkıdır. Şekildeki kapta bulunan X çözeltisi üzerine Y maddesi atıldığında gaz çıkışı oluyor. Buna göre hangisi gibi olamaz? HNO3, H2SO4, HNO3. Bakın burada karşısında yarı soy metaller. 3 tane yarı soy metal var zaten. Gümüş, bakır, civa. Bu yarı soy metaller sadece HNO3 ve H2SO4 ile tepkimeye girer. HNO3 eğer seyreltikse NO, derişikse NO2, H2SO4 ile de derişik olduğunda SO2 gazı açığa çıkar. Dolayısıyla ABC gibi olabilir. Potasyum hidroksit kuvvetli bazlar. Kuvvetli bazlar sadece amfoter metallerle tepkimeye girer ve H2 gazı açığa çıkar. Berilyum bir amfoter metaldir. Dolayısıyla olur. Hg yarı soy metaldir. HNO3 ile tepkimeye girer ama tepkime sonunda HNO3'ün derişik veya seyreltik olmasına göre NO veya NO2 gaza açığa çıkar. H2 gaza açığa çıkmaz. Dolayısıyla bu durumda cevap E şıkkıdır. Aşağıda formülü verilen tuzlardan hangisinin karşısındaki yaygın ya da sistematik adı yanlıştır? NH4Cl'nin yaygın adı nişadırdır. Amonyum, klorür de sistematik adıdır. Doğru. Sodyum bikarbonatın yaygın ismi yemek sodasıdır. Ve sodyum bikarbonat olarak sistematik adı ifade edilir. Sodyum bir karbonat değil. Dolayısıyla B burada yanlıştır. CaCO3 kireç taşı yaygın ismi kalsiyum karbonat. Sodyum karbonat soda külü ya da çamaşır sodasıdır. NaCl de sodyum klorür ya da yaygın ismi yemek tuzudur ya da sofra tuzudur. 2 mol H3PO4 asidini tamamen nötrleştirmek için aşağıdaki maddelerden hangisinin 3 molü gerekir? Şimdi 2 mol H3PO4 2 çarpı 3'ten 6 mol NH artının molü yani hidrojen artı iyonunun molü 2 çarpı 3'ten 6 mol. Dolayısıyla NOH bize 6 mol olması gerekiyor ki tamamen nötrleşsin. Şimdi bu maddeden 3 mol alıyorsa 3'ü neyle çarparsam 6 olur? 2 ile. Demek ki İçerisinde iki tane OH olması gerekiyor. Mesela burada iki tane OH var. Olur. Bu zaten baz değil. Burada bu asit zaten H2 OH. O zaman olmaz. Burada bir tane var olmaz. Burada üç tane var olmaz. Burada bir tane var. Yine tam nötrleşme olmaz. Kısmen nötrleşme olur. C, D ve E için. B zaten asitli asit zaten tepkimeye girmez. Evet. Geçelim. Aşağıdaki reaktiflerin yani tepkimeye giren maddelerde sonucunda çıkan gazlar belirtilmiş. Hangisi doğru yerde kullanılmamıştır? Kalsiyum karbonat bazik bir tuzdur. ile içerisinde karbonat içeren tuzlar, bazik tuzların asitlerle tepkimesinden karbondioksit gazı açığa çıkar. Doğru. Gümüş yarı soy metaldir ve H2SO4 ile tepkimesinden SO2 gazı açığa çıkar ama H2 gazı açığa çıkar demiş. Yanlış. Sodyum aktif bir metaldir ve asitlerle tepkimesinden H2 gazı açığa çıkar. Doğru. Sodyum bikarbonat. Yine bakın içerisinde karbonat olanlar tuzların asitlerle olan tepkimesinden karbondioksit çıkar. Zn amfoter bir metaldir ve kuvvetli bazlarla tepkimesinde H2 gazı açığa çıkar. Bu da yine doğrudur. Yukarıdaki reaktiflerin tepkimeleri sonucu oluşan tuzların formülleri. Şimdi OH sayısı 1, hidrojen sayısı 1. O zaman lityum kılır direkt lityum klorür. OH sayısı 2, hidrojen sayısı 2 yani eşit. O zaman direkt kalsiyum sülfat OH sayısı 2. Burada hidrojen sayısı 1. Burayı 2 ile çarpıyorum. Magnezyum 1, nitrat ise 2 tane. Mg kökte sayı paranteze yazılır. MgNO3 2. O zaman 1 lityum klorürdü, 2 kalsiyum sülfat, 3 de MgNO3 2. Dolayısıyla cevap D şıkkıdır. Yukarıdaki oksitlerin sulu çözeltileri asidik veya bazik olarak sınıflandırması hangisinde doğru olarak verilmiştir? Şimdi ametal oksit ve oksijen sayısı fazlaysa bu asit özelliği gösterir. Asidiktir. Metal oksit baziktir. Oksijen sayısı fazla asidiktir. Bunlar da metal oksit. Metal oksit olduğu için baziktir. Dolayısıyla 1 ve 3 asit. 2, 4, 5 bazik. Dolayısıyla cevap 5. A şıkkı olacak. Cevap A şıkkı diyerek asitler bazlar ünitesiyle ilgili, tuzlar ünitesiyle ilgili soruları da bitirmiş olduk. Şimdi son ünitemiz olan dördüncü ünite kimya her yerde ile ilgili ÖSYM tarzı sorular çözelim. Şu ana kadar zaten bir soru çıktı o da polimerlerle ilgili çıkmıştı. Polimerlerle ilgili bir soruyla başlayalım. Hangisi yanlış? PET ısıya dayanıklı tava diyor ama ısıya dayanıklı tavada teflon kullanılır polimer, polimer olarak. PET daha çok PET şişelerde kullanılır. Dolayısıyla A yanlış direkt. Polietilen ambalaj filmi. PVC kapı ve pencere profili olarak kullanılıyor. Teflon yüksek gerilime dayanıklı kablo yalıtımlarında da kullanılır. Polistiren de izolasyon malzemesi olarak kullanılıyor. Sabunla ilgili bazı bilgiler verilmiş. Doğru yanlış olarak işaret ediyor. Yağların sodyum hidroksit ve potasyum hidroksit ile tepkimesi sonucu sabun oluşuyor. Sodyum varsa beyaz sert sabun, potasyum hidroksit varsa yumuşak Arap sabun oluşuyor. Dolayısıyla bu doğru bir bilgi. Kalsiyum ve magnezyum gibi iyonlar içeren sert sularda iyi köpürür yanlıştır sabun. Kalsiyum ve magnezyum iyonu içeren yani sert sularda etkili temizlik yapamaz. Deterjan etkili temizlik yapabilir. Temizlikte insan vücudu için zararlı değildir. Doğru. Yağlardan bazılardan oluşuyor. Yani doğal maddelerden oluştuğu için sabun zararlı bir madde değildir. Petrol türevlerinden elde edilir. Yanlış. Petrol türevinden elde edilen deterjanlardır. Dolayısıyla cevap A şıkkıdır. Bir temizlik maddesi bu şekilde gösterilmiş. Bu temizlik maddesiyle ilgili hangileri doğru olabilir diyor. Şimdi baktığımız zaman hidrofilik kısım, hidrofobik kısım var. Bu sabun veya deterjandır. Sabun ve deterjan temizleme mekanizması aynıdır. Uzun bir hidrofob kuyruk kısmı içerir. Karbon ve oluşan ve polar olan hidrofilik kısmı içerir. Deterjandır olabilir. Hidrofil kısmı fil suyu seven anlamında suyla etkileşir. Hidrofob kısım ise kirli etkileşir. Kireç kaymağıdır diyor ama kireç işte kalsiyum hipoklorit. Böyle bir hidrofilik kısım, hidrofobik kısım gibi bir şey yoktur. Dolayısıyla kireç kaymağı olamaz. Dolayısıyla cevap 1 ve 2 C şıkkıdır. İlaçlarla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Hastalıklardan korunmak ve tedavi amacıyla kullanılır. Doğru. Tablet, draje, kapsül gibi ilaçlar katı formda üretilir. Doğru. İğne diğer ilaç formlarına göre daha hızlı etki gösterir. Çünkü direkt kana karıştığı için daha hızlı etkilidir. Doğru. Şuruplar derişik şeker çözeltileri halinde hazırlanan ilaç türüdür. Doğru. Merhemler burun, ağız veya deriye püskürtülerek uygulanan ilaç formudur diyor. Ancak bir merhem ağıza püskürtülmez. Böyle bir merhemin ağızla birlikte alındığı bir durum yoktur. Deriye püskürtülebilir. Evet, burunun da bazı uç kısımlarına falan merhemler kullanılabiliyor bazı durumlarda. Ama ağıza olmaz kesinlikle merhem. Dolayısıyla bu yanlıştır. Dolayısıyla cevap E şıkkıdır. Süte aşağıda verilen işlemler uygulanıyor. 63 derecede 30 dakika. Düşük sıcaklıklarda yüksek zaman dilimi. Bu pasteurizasyon işlemidir. 135 derecede 1-2 saniye bu yüksek sıcaklarda düşük sürelerde bu da UHT. işte ultra high tempore gibi bir ismi var. Yüksek sıcaklıklarda pastörize işlemi UHT. İki de UHT'dir. Birinci işlem UHT iki pasteurizasyondur diyor. Tam tersi olması gerekiyor. İkisi de yanlış. İkinci işlemde elde edilen sütün besin değeri birinci işlemde elde edilenden düşüktür diyor. Şimdi ikinci işlemde UHT'de yüksek sıcaklıklarda yapıldığı için hiçbir mikroorganizma kalmaz sütün içerisinde tamamen alındırılır. Ama pastörizasyonu bir miktar kalabilir. Dolayısıyla ikinci derecede çok yüksek sıcakta bu işlem yapıldığı için besin değeri düşüktür. Dolayısıyla bu doğru. Dolayısıyla cevap yalnız 3 C şıkkıdır. Zeytinyağı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Zeytinyağı en sağlıklı yağlardan biridir. Doğru. Zeytin ağacının meyvesinden doğrudan işte zeytin ezilmesiyle elde edilir. Doğru. Sızma, rafine, Riviera gibi çeşitleri vardır. Doğru. Yüksek oranda E vitamini içerdiği için güçlü bir antioksidandır. Doğru. Doymuş yağ oranı yüksektir diyor. Ancak bu sıvı bir yağdır ve doymamış yağlar. Doymamış yağın oranı yüksektir. E şıkkı yanlıştır. Doymuş yağlar işte tereyağı, margarin gibi yağlarda oranı yüksektir diyebiliriz. Diyerek bu son soruydu aslında. Bununla birlikte sorularımızı bitirmiş olduk. E, bu arada ezan sesi de burada gelmiş oldu. Bir iki video daha önce söylemiştim. Bir arkadaşımız yorumlarda ya ezan sesi gelince işte bir anda bir ürktüm falan diyor. Kulaklıkta falan dinlediğiniz için. Olabilir. Bir video daha hatta Öyle bir durum olduğu için bir ara vermiştim. Şimdi tam sona denk geldi. Bununla birlikte şöyle diyelim kampımızı bitirmiş olduk. Tamamen 29 günümüzü de bitirmiş olduk. Şu ana kadar gelen arkadaşları tebrik ediyorum. Yani yorumlarda da 27. gün videosunda da söylemiştim. Bu videoda da söylüyorum. Yorumlarda da kampın sizin için ne kadar faydalı olduğunu vesaire yazın. İşte kamp nasıl geçti konular sizin için yeterli miydi? Çünkü bazen geliyor ya 29 günde bütün konular nasıl bitiyor? İşte 60 video 100 video olsa olmaz mıydı gibi. Daha önceki videolarda cevap vermiştim ama buradan da siz de yorumlarınızda en azından yeterli olup olmadığını bu kampı bitirince soruları rahatlıkla çöze, çözebiliyor musunuz? Çözemiyor musunuz? Bu tarz soruları yorumlara yazabilirsiniz. TYT kampımız bitmiş oldu. Şimdi sırada AYT 2024 kampı var. Kısa sürede AYT kampını da başlatacağız diyelim. AYT'de görüşmek üzere.